Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Her yoğun kar yağışında olduğu gibi yine kar küreme aracıyla beraber yolları açıyoruz. Koordineli şekilde 7 köyünde yolunu açmak için kar küreme araçları belli noktalardan başlar. Köyün girişine kadar gider bu durum. Hatta daha önce talebi olan bir köy olursa, iletişime geçmiş bir muhtar, o köye öncelik tanırız. Akşam vaktinde başladığımız kar küreme, sabaha doğru son bulur. Ama garip bir geceydi. Çünkü gittiğim yol güzergahında, sol tarafta ışıkların yandığı bir yer gördüm. Sanki dağın içi yamulmuş da içine doğru evler yapılmış gibi. Haritada görünmeyen bir yer. Hiçbir şekilde de köyün ismi orada yok. Düzlük bir dağ olarak sadece ismi bulunuyor. Telsizden seslendim. Burada bir köy daha var. Yazılmadı mı yoksa daha önceden yola açıldı mı? Bizi koordine eden Nuri, orada bir köy falan yok. Kendine gel diyerek bana sert çıkıştı. Neden sinirlendiğini anlamadım. Gözlerimde görüyorum sol tarafımda. Nasıl orada köy yok? Nuri yine sert çıkışmaya devam etti. Tamam Erdem, tamam. Öyle öyle, orada köy var. Hadi işine devam et dedi. Bu sırada Dursun arka tarafımdan geliyordu. İki yol ayrımından ayrılacaktık. Aynı güzergahta gidecektik iki taraflı. Dursun da telsizden Nuri haberden doğru söylüyor. Sol tarafta bir tane daha köy var. Sanki dağın iç kesimine doğru yapılmış gibi. Hem de fazlaca hane var. Işıklar her yerden görünüyor. Nuri şaşırarak. Nasıl olur oğlum? Burada hiçbir şekilde köy olması imkansız. Orası sadece dağ. Hiçbir köy kaydı da yok orada. Bir gidin bakın bakalım ne olmuş orada. Belki de yeniden ışık verilmiştir, eski bir köydür. Harabe haldedir dedi. Dursun'la beraber telsizden anlaştıktan sonra beraber sol taraftaki yola girdik. Uzun süredir kazılmadığı veya düzenlenmediği için yol engebeli. Ama kar küremeler hızlı şekilde alabiliyor karı. Yolu açarak ilerlemeye devam ettik. Köyün giriş tarafına geldiğimizde gayet düzgün, hiçbir harabelik olmayan evler var. Hatta ışıklar çoğu köyden daha da lüks. Köyü çok iyi şekilde aydınlatıyor. Dursun yan tarafıma doğru geldikten sonra araçtan indi. Ben de indim, bana doğru gelerek. Böyle bir köy mü var oğlum, bu evler nasıl? Hiç Türk mimarisine benzemiyor. Bizim kerpiç evlerden de değil. Rumların yaptığı bir köy mü acaba? Belki de burada gizli saklı yaşıyorlardı. Öyle şey mi olur oğlum, saçmalama. 1950'lerde mi yaşıyorsun? 2000 küsur yılına gelmişsin, teknoloji devasa. Burada saklanmış kabile gibi köy mü olur? Gel bakalım bir tane hanenin kapısını çalalım. Öğreniriz ne var ne yok. Ama kayıtlarda hala görünmemiş olması garip. Çünkü telefondan navigasyonu ve GPS'i de açtım. Haritadan baktığımda uydu haritasında da yoktu. Sadece dağın ismi yazıyor. Hiçbir şekilde köyle ilgili bir bilgi yok. İçeriye girdikten sonra en yakın haneye doğru gittik. Kapıyı çaldık. Hiç kimse açmadı. Daha sonrasında karşısındakine. Bir süre onun da kapısını çaldık ama açan olmadı. Dursun, hadi geriye dönelim. Gündüz vakti geliriz. Baksana zaten insanlar uyuyor. Bir de uyandırıp sinirli çatmasınlar bize. Huylarını bilmeyiz, sularını bilmeyiz. Diğer köyleri en azından tanıyoruz. Geldiğimizde bize bir şeyler ikram ediyorlar. Şimdi bu köye asabiyse uğraşmayalım. Haklıydı. Bir de gece vakti insanları rahatsız edip onlarla uğraşmak zor olur. Araçlara tekrardan bindikten sonra kar koordinasyonunun olduğu yere doğru gittik. Araçları bıraktık, Nuri bizi çağırdı. Yanına ilerlediğimizde sıcak çay koymuş bizi bekliyor. Alın birer bardak için bakalım. Şu köyü anlatın yahu, nasıl bir köy? Hiç görmedim hayatımda. Yıllardır bu iş yaparım bilirsiniz. Dursun da birbirimize baktıktan sonra anlattım durumu. Bildiğin yaklaşık 50 hanesi filan var. Bayağı da büyük bir köy. Işıkları filan çok iyi. Yani nasıl söylesem, şu aşağıdaki Dursunlar köyü var. Bizim Dursun'a dalga geçerim hatta. Sen bu köydensin diye. Oraya bile en son yapılan ışıklar vardı. Ondan bile daha iyi aydınlatıyor. Dursun da onaylar şekilde başını salladı. Vallahi öyle Nuri abi. Ama bana ilginç gelen bir şey var. Nedir diyerek sordu. İlginç gelen şey şu. Evin yapıları. Sanki hiç Türk mimarisine uygun değil. Yani çok eski oldukları söylenemez ama Türklere uygun şekilde yapılmamış.
Evin ön kapısı var ama odaları yan tarafına doğru. Hani arkaya doğru gitmiyor, yana doğru gidiyor ve kapı en solda. Biraz garip geldi bu bana. Anladım. O zaman yarın değil de siz bu akşama doğru gidin. En azından orayla bir iletişim kurun. Ben de içerideki arkadaşlara sordum. Onlar da bilgi verecekler bana. Çünkü haritada böyle bir yer görünmüyor. Tamam abi, sorun yok. Zaten arka tarafta yatarız biz bugün. Sonra da akşam çıkar ilk oraya uğrarız. Aşağı Yavuzlar köyüne gideceğiz sonrasında. Oranın muhtarı bayağıdır arıyor. Sürekli olarak kar yığın şeklinde tepeye doğru yağıyor. O köyün girişi çok kapanıyor. Ben orayı halledeceğim. Tamamdır, öyle yaparsam dedi Nuri abi. O da kalkıp arka tarafa doğru gitti. Biz de çaylarımızı bitirdikten sonra dinlenip yatmak için odalarımıza geçtik. Kafamı yastığa koyduğumda nedense evlere dikkat çekmemiştim o kadar dursun gibi. Ama tekrardan gözlerimde canlandırdığımda gerçekten garipti. Hiç kimse böyle bir ev sistemi yapmak istemez. Neden böyle bir şey yapsın ki? Oturmasını en azından orta tarafa doğru alır. Neden duvarı dip tarafta olan bir kapı kullansın? Düşünceler birbirini kovaladı tabii ki. Hayaldi mayaldi derken uyumuştum. Akşama doğru Dursun'un dütmesiyle uyandım. Hadi kalk, bir şeyler hazırladım Erdem, yiyelim de yola çıkalım. Daha Yavuzlar köyüne gideceğiz biliyorsun. Öncesinde de şu yeni bulduğumuz garip bir köy. Hala bir şey öğrenememiş Nuri. Hatta sorduğunda ne saçmalıyorsun gibi tepkiler vermiş içeridekiler. Tamam tamam, kalkıyorum diyerek uyandım. Elimi yüzümü yıkadım, kahvaltıya oturdum. Bir şeyler atıştırdıktan sonra kar küreme araçlarına geçtik. Önce o köye gidecektik ama hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Tam yolun ayrımının olduğu yere geldiğimizde karlar yığınlı. Yolu sanki hiç açmamışız gibi. Pürüzsüz ve düz. Yani tamam, kar yoğun yağar buraya ama bu kadar doldurması bu saatte imkansız. Ya büyük ihtimalle Alaska'da olmamız lazım ya da dünyanın en güçlü fırtınalarından biri saatlerce yağması. Asıl sorun ise bu değildi. Yukarıya doğru baktığımızda hiçbir şey yok. Sadece dağ, dağın eteği. Başka hiçbir şey yok. Her şey karlar içinde olmuş bir yer. Dursun'la beraber aşağıya indik. Sadece yolun orasından tepeye doğru bakıyoruz. Dursun, inşallah ben körümdür. Sen de kör olmadıysan bana doğruyu söyle. Orada hiçbir hane görünmüyor bende. Sende de görünmüyor mu diyerek bana doğru döndü. Hiçbir şey görmüyorum oğlum. Sadece dağ var, üzerinde karlar. O kadar hane, ışıklı yer. Nereye gider? Ne oldu oğlum buraya? Burada köy vardı yeminler olsun ki. Dursun telsizi aldıktan sonra Nuri'ye ulaştı. Nuri abi, sana bir şey söylememiz lazım. Nuri de ne olmuş, öğrenebildiniz mi kimler olduğunu? Nasıl olur da bizde görünmüyormuş? Kimlermiş diyerek soruyor ısrarla. Dursun birazcık yutkunduktan sonra... Abi burada köy falan yok. Sadece dağ var. Oğlum bak, benimle dalga geçiyorsanız gebertirim sizi. Dursun bak, senin sözüne de inanırdım. Gelip bana şakacılık mı yapıyorsun? O kadar insanı aradım lan ben. Şaka mısınız? Ne diyeceğim şimdi adamlara? Hatta gider bakarız falan demişlerdi. Gittiklerinde hiçbir şey göremediklerinde bana ne diyecekler? İşimden mi edeceksiniz beni diyerek öfke kusuyor. Haklı adam ama biz de haklıyız. Gözlerimizle gördük. Daha dün gece girdik ya o köye. Kapı çaldık biz. Dursun açıkçası korkmuştu. Erdem, buraya hiç gelmedik, görmedik, duymadık. Belki de bir hayra alamettir, boşver. Kafamıza takmadan devam edelim. Haklı ama nasıl kafamıza takmayalım? Dün gördüğümüz 50 kadar haneli bir köy, şu anda gözümüzün önünde bomboş bir dağ. Bu nasıl olabilir? Hadi devam edelim, devam. Boşver kafaya takma diyerek Dursun olaydan uzaklaşmak istiyor. Haklı da. Beraber Yavuzlar köyüne doğru çıktık. Kar küreme araçları burada zorlanıyor. Her ne kadar güçlü ekipmanlar kullansak da yağışın en çok olduğu yerlerden birisi. Yavuzlar köyünün içine kadar her yeri temizledik. Hatta muhtar da rahat etsin, daha fazla başı şişmesin diyerek sokaklarını bile temizledik. Bazı sokaklar taştan ve kaldırımsal olduğu için oralara giremedik tabi. Düz olan her yeri dümdüz etmiştik. Tertemiz ettik ve dışarı çıkacaktık. O sırada aklıma geldi. Korna çalıp Dursun'u da durdurdum. Araçtan indikten sonra muhtarın durduğu kulübeye doğru gittim. Kulübeden bir yazan yapmıştı kendine. Kapıyı çaldım, içeriye girdim. Muhittin abi hemen ayağa kalktı, geldi. "Oo, hoş geldin Erdem kardeşim" diyerek elimi tuttu. Ben de elini sıktım. Hava soğuk olduğu için bir çay rica ettim. Dursun da arkamdan geldi.
Çaylarımızı koyduktan sonra oturduk. Abi, hiç mırın kırın etmeden bir konuya girmek istiyorum. Nedir diyerek şaşırdım Muhittin abi. Bir terbiyesizlik mi yaptı köylülerden birisi? Laf mı etti yoksa? Söyleyin yeterli, ben uyarırım. Yok abi, öyle bir şey değil. Kimsenin laf ettiği yok, şükürler olsun. Sadece ağızlarından Allah razı olsunu duyuyoruz. Ben sana bir şey soracağım. Sizin şu yola gelmeden önce ikili ayrımdaki, daha doğru giden ama yol yapılmamış böyle, kendiliğinden yol şeklinde duran, patikalaşmış, orayı bilir misin diyerek sordum. Birazcık düşündükten sonra, ha, sen eski dağı diyorsun. Şu yukarıdaki engebeli olan, içe doğru çökük. Ha abim o. Orada bir köy var mı diyerek sorduğumda şaşırdı. Önce birazcık düşündükten sonra, köy derken siz nereden biliyorsunuz oradaki köyü? Nasıl yani, orada bir köy var değil mi? Dün gece köyü gördük, ışıkları yanıyordu dediğimiz anda ayağa doğru kalktı. Gözlerindeki korku, yüzündeki bütün endişe anlaşılıyor. Köy mü gördün orada? Nasıl gördün köy? Anlat bakayım, ne köyü gördün? Abi, bildiğin 50 hanelik bir köy gördük. Hatta burada köyün ne işi var diyerek bizim ekip başını da aradık. Sonrasında köyün içine gittik, kapıyı çaldık dediğim anda ne yaptın ne yaptın diyerek ellerini masaya koydu. Sen o köye mi gittin? İkiniz de. Kapı çaldınız bir de. Evet. Ne oldu ki abi? Neden bu kadar şaşırdın? Oğlum, o köy 1940'larda yok oldu gitti. Kayboldu o köy. Sen nasıl köyü gördün de gittin oraya? 1940'larda mı yok oldu? Hadi abicim, gözünü seveyim, güldürme bizi yahu. Ne 1940'larda kaybolması? Daha dün gece görmüştük ama bugün yoktu. Kayboldu derken ne demek istiyorsun? 50 tane hanesi vardı, hatta belki de daha da fazla. Oldukça da teknolojik, evleri garip bir yerdi. Bakın, sakın ola ki bir daha orayı görürseniz gitmeyin. Sakın ha, nasıl gördünüz bilmiyorum ama o dağdaki köyden uzak durun. Oranın ismi Derba köyüdür. Yıllar evvel haritadan silindi orası. Kayıp köydür orası. Orayı alıp götürdüler. Nereye götürdüklerini de kimse bilmez. O yıldan beridir gördüğünü söyleyen tek insanlar da sizsiniz. Bunu sağda solda sakın söylemeyin, unutun, tamam mı? Muhittin abinin el ve hareketleri gerçekten garip. Çünkü adam gerçekten korkmuş halde. Elleri ufak ufak titriyor. Çayını bile içmedi. Bir bardak su doldurduğunda suyu içerken bile ellerinin titremesini, bardakta sallanarak düşen sulardan anladık. Dursun da şaşırmış, birazcık korkmuştu. Açıkçası ben de. Tamam abi, sen öyle diyorsan bir şey demedik say. Sadece gözümüzle görmemiz birazcık garip gelmişti. Bizim de içimize kurt olmuştu. Peki o köyde neler oldu da böyle bir şey oldu? Yani kayıp köy diyorsun ya, o yüzden. Ne olduğunu bilmek isteriz en azından. Anlatacağım ama sadece aramızda kalacak. Tabii abi, anlat, bekliyoruz. Muhittin abi koyduktan sonra bardağı, ellerini kavuşturdu. Stresten parmaklarını birbirine doğru sürekli olarak doluyor. Derin bir nefes çektikten sonra yakasını hafifçe açtı. Derba köyünde bir tane adam varmış. İsmini bilmem. Sadece söylentiler ve rivayetlerdir. Çarıklı derlermiş ona. Bu çarıklı, nasıl desem size, etrafına bakıyor, söylemekten çekiniyor. Birazcık daha bekledikten sonra sessiz bir şekilde bize doğru başını uzatıp onlarla konuşurmuş. O dağda geceleri onlarla beraber gezermiş. Köydekiler de onu öldürmek istemiş. O eski bir Rum köyüymüş. Yani Rum köyü ama öyle böyle değil. Zenginler, çok zenginlermiş. Hatta zamanında ülkenin kurulmasında bile maddi olarak yardım ettikleri söylenen bir köy. Öylesine zengin ağalar varmış köyün içinde. Ne olduysa o çarıklıdan sonra hepsi tek tek kaybolmuş. Köydeki bütün haneler gitmiş. Hiç kimse kalmamış. En sonunda köyü araştırmak için gidenlerden hepsi de kaybolunca o köye bir daha giden olmamış. Bir sabah da bunu araştırmak isteyince jandarmalar gittiklerinde köyü bulamamışlar. Köy ortadan kaybolmuş. Bunu söylediği sırada bir anda gök gürledi. Gök gürlemesiyle üçümüz de yerimizden zıpladık resmen. Kalbime iniyordu korkudan. Çay ziyade olsun diyerek ayağa kalktım. Elimi uzattım. Bizde kalacak bu sırrı Muhittin abi, merak etme. Bizden başkasına çıkmayacak. Dursun da çok fazla etkilenmişti bende. Dışarıya çıktığımızda yan tarafa doğru geçtik. Dursun bir sigara yaktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama hiçbir şekilde o yoldan gitmek istemiyorum Erdem. Yolu birazcık uzatalım.
Aşağıki köy tarafından gidelim, olur mu? Hiç oradan geriye dönmek istemiyorum. Hele bir daha orada bir ışık veya ev görürsem hayatta bu işi yapamam. Direkt istifa ederim. Tamam kardeşim, tamam, merak etme. Zaten şurada 10-15 günümüz kaldı. Sonrasında kar diner. Ondan sonrası bizim için de kolay. Güneş zaten eritiyor. Doğru. 15 gün kaldı diyerek Dursun derinden içiyordu sigarasını. Açıkçası çok korkmuştum. Çünkü Muhittin abi anlatırken bile çok korkuyordu. Demek eski, zenginlerle dolu ağların olduğu bir köy, Çarıklı adındaki bir adam yüzünden yok olmak. Cinlerle konuştuğunu söylediği Çarıklı adam. Esrarengiz olaylar dönmüş burada. Dini inancıma göre de böyle şeylerin olması çok normal. Müslümanım sonuçta. Onların farklı boyutlarda ve fazlaca becerileri olduğunu biliyorum. Ne desem boş. O yüzden sadece kafa dağıtmalı ve orayla hiç ilgilenmemeliyim. Sürekli aklıma geleceğini de biliyorum ama oradan uzaklaşmalıyım kesinlikle. Dursun sigarasını bitirdikten sonra araçlara geçtik. Söylediği gibi aşağıki taraftan kar küremeyle beraber gittik. Tekrardan geriye döndüğümüzde Nuri abi bizi çağırıyor. Kesinlikle fırça atacak tabii ki. Veyahut yetkililerden biri geldiyse kulağımızı çekecek. Odaya girdiğimizde düşündüğümden daha da farklıydı. Önünde birçok dosya, sonrasında ise gazete küpürleri var. Buraya gelin çocuklar diyerek çağırdı bizi. Yanına ilerledik, elimize bir şeyler tutuşturdu. Bu eski bir gazete, 1940'lardı. Derpa köyünde yaşananlar diyerek not düşülmüş. Hatta gazetede köyün bazı hanelerinin ortadan kaybolduğu bile yazıyor. Eski bir Türkçe lehçesiyle yazıldığı için kelimelerin bazı anlamlarını bilmiyorum. Nuri abi şuna bakın diyerek birkaç tane eski resim çıkardı. Bakın, elleriyle köy enstitüsünde çalışanlar. Gördünüz mü? Sonrasında da buraların temizlenmesi. Hepsinin dosyası duruyor burada. 1930'lara kadar olan bütün kayıtlar var. Ama işin ilginç tarafını size şimdi göstereceğim. Bekleyin diyerek yan taraftaki büyük dolabı açtı. Dolaptan bir tane dosya çıkardı. Bunu yeni gönderdiler. Oradaki bilgiyi istediğim için. Bakın, Derpa Dağı. Gördünüz mü? Dağın ismi eskiden Derpa. Köyde burası diyerek köyün fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafa baktığımda direkt Dursun'a döndüm. Dursun da bu o köy. Aynısı gördüğümüz. Nuri abi. Geriye doğru koltuğuna yaslandıktan sonra ellerini koltuğun kutlarına doğru bıraktı. Peki şimdi size söyleyeceğime hazır mısınız dediği sırada ona döndük. Nedir abi, ne söyleyeceksin? Köy ortada yok. Köy 1940'ın sonuna doğru araştırmak için gidildiğinde ortadan kaybolmuş. Köy kaybolmuş diyorum çocuklar. Kayıp olmuş. Rivayetler anlatılıyormuş orada. Köyü cinler bastı diye. Neydi ismi unuttum. Çarıklıma diye birisi. Bir kadın büyücüymüş o. Oraya geldiğinde oranın ağlarını altınlarla donatmış. Zenginliklerine zenginlikler katmış. Sonra da hepsini cinlere atak etmiş ve ortadan kaybolmuş. Bunu bir arkadaşım anlattı bana. Köydekilerin çoğu da biliyor eski zamandan kalma. Rivayetler her zaman dolaşırmış. Siz kayıp köyü gördüğünüzü iddia etmişsiniz çocuklar. Gerçekten gördüyseniz köy tekrardan yerine mi gelmiş oluyor bilemiyorum. Nuri abinin anlattıkları ve öğrendiği her şey Muhittin abinin söyledikleriyle örtüşüyor. Hem de birebir. Abi biz bu konuyu artık konuşmak istemiyoruz. Yani cin diyorsun, bak bu işin şakası olmaz. Abdesti gezmekten başka hiçbir çaremiz kalmadı artık bizim. Bir de gittik o köye girdik biz, kapılarını filan çaldık. Ya rahatsız ettiğimizi düşünürlerse? Sonuçta onlar da bizimle beraber yaşıyor. Yahu sen ne diyorsun diyerek kalktı Nuri abi. Ünlü olursun ünlü. 1940'larda kaybolmuş bir köyü gördüğünü söylüyorum sana. Köyün yerini bana bir daha anlatın diyerek sordu. Kafayı yemiş sanki. Konuştuğumuz Nuri abi değilmiş gibi geliyor. Köyü anlattık, ayrılan yolun sol tarafındaki yolu. O da tamamdır. Gece vakti var mesainiz, biliyorsunuz. Bu arada aramızda kalacak bu konuştuklarımız. Hiç kimseye sızdırmak yok. Hiç kimseyi de huzursuz etmeyin. Sonra kar küreme yapacak diye kimseyi bulamayacağız. 15 gün 20 gün daha idare edin dedi. Tamam abi, tamam, sorun değil. Zaten aşağıki köylere gideceğiz gece. Orayla bir işimiz yok. Haydi işinize varın diyerek hafifçe çıkarttı bizi. Odaya geçtiğimizde Dursun, abi bu adam kafayı yemiş. Kesinlikle oraya gider dedi. Haklıydı. Ben de öyle düşünüyorum. Başına bir iş almaz inşallah. Böyle şeylerin şakası olmaz oğlum.
Bir anda Tonga'ya gelirsin, bir şey olur. Vallahi elin kolun döner. Başka alemde yaşayanlarla şaka olmaz. Biz de abdestsiz gezmeyelim kardeşim. İşe çıkarken mutlaka abdest alalım. Ben şu kaçırdığım namazları kılayım diyerek abdest almaya gittim. Abdest alacağım sırada bir şeyin beni izlediğini hissettim. Sanki tam köşeden bana bakıyor. Bir anda başımı çevirdiğimde hiç kimse yoktu. Allah Allah, bu da nedir böyle? İçime yoğun bir sıkıntı doldu. Birinin birine izlediği hissiyatı kesinlikle ara sıra da olsun içlerimizde olur. Ama bu net şekilde sanki orada beni izliyor, görüyor gibiydim. Namazlarımı kıldıktan sonra yattım. İyice bir uyku çektim. Gece vaktine doğru uyanmıştım. Dursun da bir şeyler almış, onları yiyor. Hadi gel sana da aldım dedi, yanına oturdum. Tam yemeğimizi yerken Erdem diyerek seslendi. Ona doğru baktım. Abi benim içim hiç rahat değil, biliyor musun? Sanki böyle peşimde biri varmış gibi. Çok huzursuzum bu konuda. Ben de öyle, biliyor musun Dursun? Hatta yatmadan önce abdest aldım, hatırlıyorsun. Biri beni izliyormuş gibi geldi köşeden. Bir anda döndüm baktım ama hissiyat hiç kaybolmadı. Başımıza bela aldık mı dersin ha? Ne yapalım Erdem? Bir hocaya mı gitsek? Allah'a şükürler olsun ki şu ana kadar bir şey olmadı. Bir şey olursa da bir durumuna bakarız. Biliyorsun böyle durumlarda korkmamak gerekir. Sen yine de Ayetel Kürsi'yi nasıl fela okumaktan çekinme. Ben de sürekli olarak okuyorum. Her işimizin başında da bir besmele çekelim, rahatlayalım. Tamam, tamam öyle yapalım dedi. Yemeklerimizi yedikten sonra sofrayı kaldırdık. Araçlara geçtik, aşağıki köylere doğru yol aldık. Gece saat 2.40 filandı yanlış hatırlamıyorsam. Telsizden birisi konuşmaya çalışıyor. Dursun, bir şey mi oldu kardeşim diyerek seslendim. Bir şey yok, ben buradayım Erdem. Bir şey mi oldu sana dedi. Yo, bende de yok ama telsizde birisi konuşmaya çalışıyor. Dursun, ben değildim dedi. Birazcık daha odaklandım telsize. Ses mes gelmedi. Bana öyle geldi herhalde. Yukarı tarafta buluşalım. Sonra da ana yolu beraber açalım. Tırcılar burada çok fazla geziyor. Herhangi bir şekilde rahatsızlık olmasın. Arabaları kaymasın. Dursun da tamamdır dedi. Yukarıya doğru çıktık, ana yolu temizliyorduk. Ana yolu temizlerken telsizden bir daha çığlık gibi garip bir ses geldi. Dursun, duydun mu diyerek seslendim. Evet, ben de duydum bu sefer dedi. Bak bak, yine bağırıyor. Sanki yardım edin dercesine telsizden bir ses geliyor. Dursun'a aracı durdurmasını söyledim. Ben de aracı durdurdum. Aşağıya indik. Beraber aracın tam ortasında durduk. Telsizi tekrardan kulaklarımıza doğru yanaştırdığımızda yardım edin, yardım edin diyerek bağıran bir ses. Bu Nuri'nin sesine benziyor. Hemen telsizi açarak Nuri abi sen misin? Sen mi bağırıyorsun diyerek tekrardan konuştuk. Yardım edin diyerek bir çığlık daha geldi. Dursun'la birbirimize baktığımızda anlamıştık. Allah kahretsin, köye gitmiş. Ne yapacağız diyerek sordu Dursun. Ne yapacağız? Gidip yardım edeceğiz tabii ki. Adamı orada mı bırakacağız? En azından köyün girişine kadar gidelim. Jandarmayı arayalım dedi Dursun. Aynen kardeşim, jandarmayı arayalım. Hatta sen TSK'ya haber ver. Bütün orduyu buraya yığsınlar. Hatta adres olarak da şöyle dersin. 1940'larda kaybolmuş bir köye meraklı şefimiz gitti. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Acil askeri güç lazım. Hedefte cinler dersin. Saçmalama yürü diyerek arabaya atladım. O da benim aracıma binmişti. Sol tarafa doğru çekmiştik onun aracını. Hemen yola koyulduk. Endişeliydik, korkuyorduk. En azından oradaysa kapısına kadar yaklaşıp kaçmasını sağlayabiliriz. Diğer türlü köyün içine girmeyi düşünmüyorduk. Gerçekten yol ayrımının olduğu o patika yolun yanına geldik. Dağın içerisinde görünüyor. Köy resmen orada. Işıklar yanmış şekilde. Şunlara fotoğrafını çek dedim. Dursun telefonunu çıkararak fotoğraflarını çekti. Sonrasında da besmele çekerek o yola girdik. Ah be Nuri abi, ah. Başını aldığın işe bak. Belliydi zaten meraktan çatlayacağın. Biz bile korkudan gitmemişken senin ne işin var orada? Köyün girişine doğru yaklaştık. Yaklaşmamızla beraber şok olduğumuz bir durum daha yaşandı. Köyün tam girişinde sol tarafta. Dursun, bu senin aracın değil mi? Evet o, benim aracım. Nasıl buraya geldi lan bu? İmkansız. Sol tarafa park etmedim mi ben bunu? Birisi çalsa, getirmeye çalışsa bizden önce gelemez. Neler oluyor Erdem? Geriye dönelim kardeşim. Gözünü seveyim, geriye dönelim. O sırada telsizden tekrardan Nuri'nin çığlık sesleri geldi. Tamam, sakin ol.
Gerekirse sen araçta bekle, ben içeriye gireceğim. Nuri'yi bulur bulmaz alıp geleceğim. Bulamazsam da kaçıp geleceğim. Sadece aramızda kalacak bu durum. Sessiz ol, tamam mı? Hemen geleceğim. Dursun, ben de geleceğim dedi. Seni hayatta tek göndermem oraya. Ben de geleceğim, burada tek kalmak istemiyorum. Tamam o zaman, sakin ol. Ağzımızdan dualar eksik olmamalı. Sürekli olarak Nas, Felek, Ayetel Kürsi. Bunları okuyoruz bak Dursun. Tamam mı diyerek tembihledim. Tamam, tamam sen nasıl diyorsan. Arabadan indik. Dursun'un arabasına doğru yaklaştığımızda kar küreminin önünde sanki insan organları varmış gibi etler var. Her yeri kanlı. Ellerle kaçmaya çalışmış birisi sanki. Camlarında bile el izleri var kanlı. Tekerlikler kana bulanmış. Ya birini kar küremeyle parçalamış, üstünden geçmiş ya da birisi burada vahşice katledilmiş içinde. Köyün içine girerken besmele çektiğim sırada bir anda köyün bütün ışıkları yandı. Evlerin, hanelerinin ışıklarının hepsi sarı yanıyor. Sanki bu yanış lambadan değil, mumdan geliyor. Çünkü düzenli ve saydam bir yanış bu. İçeriye doğru girdiğimizde Nuri abi diyerek bağırdım. Birkaç defa daha seslendim. Köyün iç taraflarından yankılanan acılı bir bağır sesi geldi. Dursun duydun mu diyerek dürtüyor beni. Duydum oğlum, duydum, dur üstümü yırtacaksın, sakin ol. Ya şu taraftan geliyor ses. Mesmere çekerek ve dua ederek devam ediyordum. Tam köyün orta tarafına doğru geldiğimizde ise bir anda büyük bir ateşin yandığını gördüm. Meydan gibi yuvarlak bir yer var. Ortada bir sandalye. Yan tarafında Nuri abi oturuyor öylece. Elleri kolları bağlı değil. Elleri dizlerinin üzerinde bize doğru bakıyor. Suratı ise bir garip. Ten rengi insanlara ait bir ten rengine benzemiyor. Beyazlamış, daha da solmuş şekilde. Hatta gözlerine odaklanmaya çalıştığımda yan tarafında yanan ateşle yüzüne vuran ışığın gözlerini hiçbir şekilde aydınlatmadığını fark ettim. Sanki gözleri zifiri karanlık. Ne yapacağız bilemiyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Buradan abimizi alıp gitmeyi nasip eyle. Yaklaşmaya devam edip Nuri abi hadi gel, gelsene diyerek bağırdım. Ayağa doğru kalktı. Kalkmasıyla beraber çığlık atar gibi bağırdı. Dursun neredeyse bayılacaktı korkudan. Benim de kalbim korkudan çatlayacak gibi. Ama Rabbime sığınmalıyım. Ne olursa olsun böyle durumlarda bana ışık gösterecek ve sığınabileceğim yer orasıdır. Allah'ım bu köyden sağ salim çıkmamıza yardım et. Sadece arkadaşımızı almaya geldik. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek, rahatsız etmek istemiyoruz. Telsizden bir anda ses geldi. Dursun, Erdem diyerek. Telsizden konuşan Nuri abi. Yavaşça titreyen ellerimle telsizi aldım. Düğmeye basarak, Nuri abi, sen neredesin diyerek sordum. Ben yazıhanedeyim oğlum, normal yerimdeyim. Asıl siz neredesiniz lan? Geri gelmediniz, hala bir saat oldu. Bir şey mi oldu diyerek kontrol etmek istedim. Abi, biz abi. Tamam tamam, geri dönüyorsanız sorun yok dedi telsizden. Ben geri dönüyoruz diye bir cümle kurmadım. Önümdeki o Nuri abi görünen şey. O Nuri abi falan değil. O insan değil. Geriye doğru yavaş adımlarla çıkarken Dursun'a koş, koş diyerek bağırdım. İkimiz de havasımız çıktığımız kadar bağırarak koşuyoruz. Koşarken Allah'ım sen yardım et diyerek bağırıyorum. Sadece dua ediyor ve sürekli olarak tekrar ediyordum. Köyün çıkışına doğru geleceğimiz sırada köyün girişinde simsiyah şekilde arka arkaya dizilmiş olanları gördüm. Çıkışta bizi bekliyorlar resmen. Her yerdeler. Evlerin önlerinde, bahçede, çatılarında. Her yerdeler. Tek bir boşlukta bile yoklar. Arka taraftan bir ses geldi. Buraya gelin diyerek. Döndüğümüzde yaşlı bir amca elinde sopasıyla beraber duruyor. Oraya doğru koşmaya başladık. Amca bizden daha hızlı koşuyor. Sol taraftaki bir çıkıştan aşağıya doğru gidiş var. Ormanın yan tarafından geçiyor ama başka bir şansımız yok. Amca benden neredeyse iki kat hızla koşuyor. Koşarken Dursun bir anda yalpalayarak düşecek gibi oldu. Son anda tuttum onu. Beraber yolun çıkışına doğru geldiğimizde garip bir şekilde hem onun aracı hem de benim aracım önümüzdeydi. Amcaya bakmak için etrafımıza bakındık. Kimse yoktu. Aracı atla, aracı atla diyerek bağırdım. Dursun'la beraber araçlara geçtik.
Hızlı bir şekilde çalıştırdıktan sonra oradan uzaklaşıyorduk. Sağ tarafıma doğru döndüğümde köyün ışıkları bir anda söndü. Orası tamamen zifiri karanlığa gömüldü. Beraber tekrardan araç küreme araçlarının olduğu yere geldik. Aşağıya indiğimizde Nuri abi şaşkın şekilde bize bakıyor. Ne oldu oğlum size, bu hal nedir? Ardınıza asoluyorsunuz ve iyi misiniz? Abi bittik biz. Bittik diyerek soluk soluğa konuştum. Hemen gelip koluma girdi. Dursun onda. Bizi odasına götürdü. Koltuğa kendimizi attığımızda titremeden ve korkudan donuyorduk. Nuri abi hemen elektrikli sobayı açtı. Üzerlerimize yan tarafta bulunan battaniyeleri attı. Erdem, Dursun, iyi misiniz? Ambulans çağırayım mı diyerek soruyor. Hayır şeklinde başımı kaldırdım. Dursun zaten korkudan hiçbir şey söyleyemiyordu. Aradan birkaç saat geçti. Isınmıştık ve titrememiz durmuştu. Nuri abi bize doğru bakıyor öylece. Oğlum anlatacak mısınız artık, meraktan çatlayayım mı? Ne oldu lan size? Ne yaptınız, bir saattir ortada yoktunuz. Telsize de geliyoruz dediniz. Ondan sonrasında da geç geldiniz. Abi biz sana telsize geliyoruz demedik hiçbir zaman. Biz o köydeydik. O köyde miydiniz diyerek ayağa fırladı. Lan oğlum sizle konuşmadık mı biz oraya gidilmeyecek diye? Ne işiniz vardı orada, ne yaptınız? Abi seni kurtarmaya gittik dediğimizde Nuri abi de korktu. Nasıl yani beni kurtarmaya gittiniz? Anlamadım lan, ne diyorsun? Abi sen telsizden bağırdın. Yardım istedin, çığlık attın. Biz de senin merakla o köye gittiğini düşündük. Köye gittiğimizde ise oradaydın. Oturuyordun sandalyenin yanında ateşin. Telsizle bize seslendiğin sırada önümüzde duruyordun. Ama sen değildin o, biliyorum diyerek ağlamaya başladım. Aynı şekilde Dursun da ağlıyordu. Tamam sakin olun. Sakin beyler, sakin. Biraz dinlenin, soluklanın bakalım. Daha sonrasında daha net anlatırsınız. Böylece sıcaklama yaşmıştım. Sabaha doğru gözlerimi açtığımda Nuri abi de koltukta öylece uyuyordu. O gün günlerden pazar. Hiç kimse kar küreme şeklinde çıkmayacak. Sadece akşam vaktine çıkacaktık. İki tane nöbetçi vardı. O da akşama kadar dönmez. Ayağa kalkıp Dursun da Nuri abiyi uyandırdım. Haydi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Abi bir daha da çıkmak istemiyoruz biz kar küremeye dedim. Yüzümüzü yıkadıktan sonra öylece oturduk. Çay demlensin diye çay koymuştun Nuri abi. Şunu tane tane anlatın oğlum dün geceyi. Heyecanla titreyerek hiçbir şey anlamadım. Kekeme kekeme konuştun. Ben neredeymişim onu söyle. Dün gece telsizden sesin geldi abi. Köye o yüzden geldik. Anlattım ya hani, seni orada zannettik diye zaten. Orada duruyordun. Telsizden seninle konuştum ama son cümleleri ben kurmadım. Biz geri geliyoruz demedim. Bu sırada Dursun bir anda acıyla bacağının yan tarafını tuttu. Hafifçe sıyırdı pantolonunu. Tam alt tarafta, ayak bileğine yakın bir yerde parmak izine benzeyen bir yara var. Aynı şekilde bir anda bende de aynı yanıklık oldu. Ben de açtım aynı yerde. Bu ne oğlum, size ne dokundu böyle? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bir şey var. Artık gece vakti hiçbir şekilde çıkmayacağım bu işe. Hatta istifa ediyoruz bile denilebilir. Nuri abi tamam, bir sakin olun, sakin olun. Sizi sahaya sürmeyiz. Burada çalışırsınız en kötü. Bu konuşmaların hepsi aramızda kalacak. Hiçbir şekilde o tarafa doğru gitmiyorsunuz. Buradan da ayrılmıyorsunuz. Zaten kar bitmek üzere. Ondan sonrasında da normal temel işlerinize geri dönersiniz. Tamam abi, sen nasıl diyorsan. Akşama kadar durmaksızın namaz kıldım. Rabbime yalvardım resmen bu durumdan kurtulmak için. Ama ayağımdaki yara gibi olan şeyi bir türlü çözemiyordum. Sürekli canım acıyor ve yangın halinde. Silsem de buzda tutsam olmuyor. Gittikçe kabarmaya şişmeye başladı. Acaba enfekte mi olduk diyerek düşündüm. O yüzden de hastaneye gidelim dedim. Dursun da iyi olur, benim de canım çok yanıyor dedi. Beraber hastaneye gittik. Acilde bekliyorduk zaten. İçeriye girdiğimizde doktora durumu ifade ettim. İfade etmemle beraber de yavaşça sıyırmamızı istedi paçamızı. Paçaları sıyırdığımızda hiçbir şey yoktu. Hani burada bir şey yok dediği sırada Dursun'la beraber aynı anda ayak bileğimize doğru baktık. Gerçekten hiçbir şey yok. Ama nasıl olur? Vallahi buradaydı yahu. Sabahtan beridir acıyor. Hatta yara gibiydi, şişmeye başlamıştı. Yok efendi, burada bir şey yahu. Hadi oyalamayın bizi. Daha kaç hasta var dışarıda. Hadi kardeşim diyerek kovdu resmen bize. Adam da haklı tabii ki. Ayağımızda yara, enfekte var diyerek geldik. Hiçbir şey yoktu.
Dursun'la daha da korkmaya başlamamıza hiçbir neden kalmamıştı. Geriye dönerken lanetlendik bittik biz diyerek ağlıyor Dursun. Kesin bizi yakalayıp öldürecekler. Bizi o köye götürüp asacaklar göreceksin. Öleceğiz öleceğiz diyerek sağa sola yumruklar atıyor, kafayı yemiş gibi saçlarını çekiyor. Sakin ol Dursun kardeşim, istedikleri de budur cinnilerin. Cinnet geçirmeni ve aklını kaybetmeni isterler. Şu anda tam da onların istediği şeyi yapıyorsun. Lütfen sakin ol, kendine gel. Gelemiyorum, gelemiyorum diyerek başına vuruyor. Biraz da olsun sakinleştirmek için kenara çektim. O sırada camdan görmüştüm. İleride simsiyah, dün gördüklerimiz gibi bizi izliyor. Dursun'a çaktırmamalıydım. Hemen arabayı çalıştırdıktan sonra gaza bastım. Ne oldu, neden hızlı sürüyorsun diyerek sordu. Alelacele geri dönelim diye tabii ki. Böyle yerler ıssız gördüğün gibi. Yine başımıza bir şey gelmesin diyerek. Sen gözlerini kapat biraz dinlen bakayım. Arkaya doğru yastık oldu. Tamam dedi, arkaya doğru yasladı, gözlerini kapattı. Yol boyunca da hiçbir şekilde etrafa bakmamaya çalıştım. Sadece yola odaklıyım. Ama tam gideceğimiz yolun üzerinde bir tane adam duruyor. Evet, bu o adam. Nuri abiye söylemeyi unuttum bu adamı. Bu adam yolun tam ortasında durarak bize doğru bakıyor. Sopasını kaldırdı, sol tarafı işaret etti. Sol tarafta ileriye doğru giden bir yol var. Tabelaya baktığımda köy ismi yazıyor ama çok da net değil, biraz eskimiş gibi. Tekrardan adama bakmak için yola döndüğümde kimse yoktu. Nasıl olur? Nereye kayboldu bu adam? Etrafıma bakındım, kimse yok. Dursun da gözleri kapalıyken o adam zaten kurtulmamız için çabalamıştı. Belki de bir yol gösteriyordu. Sol taraftaki yola döndüm. Dursun birkaç dakika sonra gözlerini açtı. Bura neralan, nereye gidiyoruz diyerek sordu. Dur kardeşim dur. Nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum ama hayırlara vesile olsun inşallah. Nereye gidiyoruz Erdem diyerek çıldırırcasına bağırdı. Sus Dursun sus. Dün akşam yardım eden adamı gördüm. Bana burayı işaret etti. Buradan gitmemiz gerektiğini gösterdi bize. Orada nasıl yardım ettiyse yine yardım ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de karışma bana. Eğer inmek istiyorsan şimdi inebilirsin. Dönüşte seni alırım. Dursun o kadar net ve sinirli konuşmamdan dolayı geri çekildi. Bir şey söylemeden tekrardan yaslandı koltuğa. Bir köy gibi girişi olan yere geldik. Ama biraz harabe gibi. Ama yaşayanlar da var. Etrafta çocuklar koşuşturuyor. Hatta birkaç tanesi elinde topu bir anda bana doğru attı. Tutup onlara doğru yuvarladım ben de. Bakar mısınız diyerek seslendim çocuklara. Yanıma doğru koştular. Kimsiniz, nereden geliyorsunuz diyerek soruyorlar. Size birini sormak için geldim. Böyle cübbeli, sarığı var. Beyaz sarıklı, uzun sakallı. Elinde sopası vardı. Beni buraya doğru yönlendirdi. Tanıyor musunuz diyerek sordum. Yo, öyle birini tanımıyoruz dedikleri sırada. Arkadan ailesinden birisi çıktı büyük ihtimalle. Çocuklar buraya gelin diyerek bağırdı. Bize doğru gelirken hayırdır inşallah kimsiniz diyerek soruyor. Durumu ona da açıkladım. Senin bahsettiğin birini tanıyor gibiyim ama sen gel bakalım diyerek koluma girdi. İleride müstakil bir evin önüne getirdiğinde aha şu kapıyı çal, senin dermanın oradadır büyük ihtimalle. Kolay kolay buraya insanın yolu düşmez zaten. Tamamdır, çalayım. Teşekkür ederiz dedik Dursun'la. Kapıya doğru yaklaştık. Kapıyı tam çalacaktım ki kapı açıldı. Kapının açılmasıyla beraber korktuk. Dursun çekiştirerek gidelim tarzında başını salladı. Dur bir saniye şeklinde işaret yaptım. Yavaşça içeriye doğru girdim. Esselamu aleyküm. Kimse var mı? Beni duyan var mı diyerek seslendim. Gel evlat diyerek ses geldi içeriden. Dursun'a beklemesi gerektiğini işaret ettikten sonra içeriye doğru girdim. Öylece koltukta oturmuş birisi var. Elinde tesbih, tesbihat yapıyor. Siz kimsiniz? Bizi siz mi çağırdınız diyerek sordum. Ben çağırmadım. Dostum çağırdı sizi. Dostunuz derken o yaşlı adam sizin dostunuz mu? Sizden oldukça da büyük aslında. O gördüğünüz benim rahmetli babam dedi. Bir anda şoka uğradım. Geriye doğru adım attığımı görünce Dursun bana bir şey olacak diyerek içeriye damladı. Tuttu beni kaçırmaya çalışıyor. Gerek yok kaçmanıza dediği sırada dış kapı bir anda kapandı. Dış kapıya doğru koştuk. Kilit açılmıyor. Lütfen buraya gelin. Korkmanızı gerektiren bir şey yok. Her şeyi açıklayacağım. Nasıl açıklayacaksa adam ölmüş babamı gördünüz filan diyor. Bir tuzağın içine çekildiğimiz çok açık değil mi?
Kapıyı tekmeleyip kilide doğru asılmaya başladık. Hiçbir şekilde de açılmıyor. Sırtımızı kapıya doğru verdiğimizde elinde tesbihiyle beraber koridora çıktı. Evlatlar, size bir zarar gelmez benden. Sadece başınıza bir iş açıldı. Ondan sizi kurtarmak zorundayım. Dün geceki yakarışlarınızı duydu dostum. Size yardıma gitti. Ondan sonra da durumu bana anlattı. Lütfen yanıma gelin dedi. Dursun'la birbirimize baktık. Adam bize zarar vermek istese ya saldırır ya da farklı bir durum yapar. Dün gece yardım etmeleri de doğru. Tamam, ne istediğinizi söyleyin yeter. Bacaklarınızı açın, göreceksiniz dedi. Söylediği gibi paçalarımızı sıyırdığımızda gerçekten de o şişlik artmış. Hatta damarlarım acıyormuş gibi gerilmeye başladı. Size mühür yapıldı. Eğer bu mühür bozulmazsa yavaş yavaş bedeniniz onların eline geçecek. Sonrasında da helak olmuş Derpa köyüne gidip haritadan kaybolacaksınız. Sizi nereye götürürler veya nereye taşırlar bilemeyiz. Bu yüzden ondan sizi kurtaracağım dedi. İçeriye doğru girdim. Bu sefer güvenimi kazanmıştı nedense. Çünkü her şeyi tane tane biliyor, bize söylenenlerle de uyuşuyordu. İçeriye girdikten sonra yere uzanmamızı istedi. Paçalarımızı iyice sıyırdıktan sonra makasla pantolonlarımızı keseceğini söyledi. Belli bir kısmı açılması gerekiyor. Tabii tabii olur dedik. Kestikten sonra da yaraların olduğu yere doğru baktı. İçeriye gitti. Yaklaşık bir yarım saat kadar sonra elinde tepsiyle geldi. Bir tane bez var elinde ama bezin üstünde Arapça şekilde yazılar yazıyor. Yavaşça tepsiye doğru dokundurduktan sonra yaraları sarmaya başladı. Sarmasıyla beraber canım çok yanıyordu. İki avucunu da yaraların üstüne doğru getirerek okumaya başladı. Bir süre sonra bitti okuması. Şimdi kalkın ve oturun dedi. Söylediği gibi ayağa kalktığımızda gerilme veyahut acı hissetmiyordum. Dursun'a da sordum. Dursun ben de hissetmiyorum dedi. Tekrardan koltuğa geçtiğimizde durumu anlattı. Duyduğunuz rivayetlerin hepsi doğrudur. Orada yaşananlar daha da kötüdür. Altın ve para sevdası uğruna ruhlarını satmış insanların helak oluşudur. O köyün helak olmasıyla beraber ortadan kaybolması da normaldir. Yalnız sizin peşinizden gelmeye devam edeceklerdir. Bu yüzden yapmanız gerekenleri söyleyeceğim size. Neden devam edecekler? Biz onlara zarar vermedik ki. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadığınızı zannedebilirsiniz. Ama köyün içine girerek hanelerine gittiniz. Doğruydu. İki hanenin de kapısını çalmıştık. Demek ki sirayet o anda etti. Peki hocam, biz oradan nasıl çıkabildik? Öyle bir köyden nasıl olurdu uzaklaşabildik? Senin sayende. Arkadaşın korktuğu halde sen imanından zede vermedin. Allah'a sığındın. Rabbine sığındın ve dualarını esirgemedin. Dualarının gücü her zaman yayılır. Enerjisel olarak olan bu varlıklar Rahmani olanlar tarafından da sesler duyulur. Yardım çığdığını Rabbimizin izniyle duydu. Duyduktan sonra da direkt senin yanına gelerek yardım etti. Oradan çıkmanızı sağladı. Ve üzerinizdeki mühürleri de kaldırmam için benden ricada bulundu. Mühürleri kaldırdım. Ama öfkeleri durmayacaktır. Onlara diyet ödemeniz gerekmektedir. Nasıl bir diyet diyerek sordum. Pazar gecesi elinizi olabildiğince tezek. Sonrasında da etli, sulanmış şekilde kemikli etleri alarak lütfen oraya gidin. Hepsini iki tane kapının önüne koyun. Merak etmeyin, dostum da sizinle birlikte olacak. Akşam vakti olduğunda arabaya yeniden döndüm. Arabaya döndüm dönmesine ama yoldayken garip bir şey oldu. Dikiz aynasına baktığımda arkada duran birisi var. O adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbimde korku var ama bir yandan da sevinçte. İlçeye doğru ilerledikten sonra bir takım etli kemikler aldık. Kasap hatta bunları ayıklamamı istemiyor musunuz diyerek ısrarla sordu. Yok yok, hatta bunların kanlanmış şekilde suyu varsa onları da koyun lütfen. Ne yapacaksınız oğlum bunları? Pistir bu su. Hatta yağı da akmıştır, temizleyelim. Yok sen böyle koy, biz mangal yaparken daha farklı şekiller yapıyoruz. İyi siz bilirsiniz diyerek kovaları doldurdu. Hatta kanlı suyundan da koydu. Sağ olasın abi diyerek koydum arkaya bagaja. Düşmesin diyerek iyice de bağladım yan tarafa. Arka tarafta kimse görünmüyor.
Ama dikiz aynasında baktığımda oradaydı. Kendini, bizimle geldiğimizi gösterecek şekilde içimi rahatlattı belki de. Allah'ım sana şükürler olsun. Annem her zaman söylerdi dualar vücut bulur diyerek. Başın sıkıştığında, bolluktayken de sürekli olarak Rabbimize şükretmeli ve her şeyi ondan istemeliyiz. Yol boyunca hiçbir şekilde konuşmadım. Sadece kafam bu olaylardaydı. Dursun, biraz da olsun rahatlamıştı. Ayağındaki yaranın gitmesinden dolayı derin bir nefes almıştı. Yavuzlar Köyü'ne çıktık. Yavuzlar Köyü'ne geldiğimizde hemen Muhittin abiyi buldum. Ne yapıyorsunuz, hayırdır Erdem, hoş geldiniz dedi. Abi, bir ahırdan tezek almam gerekiyor. Bir kova kadar iznin olursa. Tezek mi, ne yapacaksınız? Abi, kutunun içine atacağız, demir kutuların. Yangında iyi oluyor biliyorsun. Tezek iyi ateş tutturuyor. Tamam, olur tabii ki diyerek ahırlardan birine götürdü. Tezekleri toplayarak kovaya doldurduk. Üstünü kapattım, onu da bagaja koydum. Arabayı tam iki yolun ayrıldığı patikalı yola geldim. Akşam vakti olduğunda zifri karanlık olan dağda daha da büyük bir şey oldu. Işıkların hepsi yanmak yerine sanki sokaklarda ateşler yakılıyormuş gibi ateş yansımaları oldu. Arkadan bir anda sopa sesinin vurulmasıyla Dursun'la beraber zıpladık. Arkamıza doğru döndük. Yaşlı adam arabada. Dursun korkudan titremeye başladığında, hiçbir şekilde korkma Dursun. O da bize yardım etmek için var. Söylediğini unutma o adamın. Arabayla yola girdik. Köyün girişine doğru geldiğimizde aşağıya indim. O bizimle beraber gelmiyor. Sadece yolun başında, köyün girişinde durdu. Ne ara arabadan indi, ne ara geçti. Rabbim, neler görmemize kadir oluyorsun. Her şey senden gelir, sana döner. Kovaları aldıktan sonra birini ilk çaldığımız evin kapısının önüne, diğerini de ikinci olarak çaldığımız evin kapısının önüne koyduk. Beraber tekrar arabaya döndükten sonra geriye dönüyorduk. Dursun aynadan kontrol etmiş olmalı. Şuna bak Erdem dedi. Arkama doğru döndüğümde yanan o ateşlerin hepsi tek tek söndü. Zifri karanlığa gömüldü orası. Geriye döndüğümüzde Nuri abi hiçbir şey anlatmadık. Yaranın tamamen geçtiğini, bir daha da oraya gitmeyeceğimizi. Aradan günler geçti. Dursun'la aramızda anlaştık. En azından oraya gidip adama teşekkür etmeliydik. Hediyelik bir şeyler aldıktan sonra o köyü ziyarete gittik. Hatta gittiğimizde adam zaten bizi bekliyormuş gibi kapıyı açtı yine. İçeriye girdik, teşekkür ettik. Ara ara da olsun beraber gideriz hala Dursun'la. Allah onun gibi hocalardan razı olsun. Ama en önemlisi ise zor anımıza Rabbimize sığınarak dua etmemizin ne kadar etkili olduğunu da görmüş olduk. Kalbimizde korku olursa onlar beslenir. Kalbimizde iman olursa onlar korkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bildiğiniz üzere ikinci kanalım bugün öğlen 3'te aktif oldu. Hüddam Hikayesi serisi dinlemek isteyenler, Hüddam Kahir'in hikayesini dinlemek için sabit yorumdaki linkten gidebilir, ikinci kanalıma abone olabilir. Eğer linki göremiyorsanız, YouTube arama kısmına Hüddam Kahir veyahut Hürfeyn'e seri hikayeler yazarak kanala gidebilirsiniz. Rabbim, ettiğiniz duaları kabul eylesin dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.